Dostlar selamlar. Bugün çarşıya indim, ilçeye. Bir önceki videoda bahsetmiş olduğum pirelerden kurtulmak için ilaç almaya geldim eczaneye. İnmişken de aynı zamanda market alışverişimi de yapacağım. Bir taşla iki kuş vurmuş olacağım yani. Şimdi arabadayken de iyiydi ama şimdi arabadan iner inmez şu maske takma zorunluluğu gerçekten böyle bir ızdırap geliyor bana ama yapacak bir şey yok. Mecbur takacağız yani artık. Umarım yakışmıştır. Bu arada ben burada otururken yeni arkadaşımız İbrahim Kaya'dan bir mesaj geldi. İbrahim Kaya'ya kanalıma hoş geldin. Tanıştığımıza memnun oldum. İbrahim Kaya sormuş hangi şehirdesin, neredesin tam olarak diye. Ben hep bizim buralar, bizim buralar diye bahsediyorum. İlli ilçeyi hiç bahsetmemişim galiba videolarda. Arkadaşlar ben Yalova, Altınova, Çavuşköy'deyim. Yolunuz bu taraflara düşerse mutlaka ama mutlaka bir çay içmeye, yemek yemeye beklerim. Yolunuz düşmese de fırsatını bulursanız buyurun gelin. Kapım hepinize açık, herkese açık. Her zaman beklerim. Arkadaşlar alışverişimi bitirdim. Arkama bile bakmadan kaçıyorum şu an köye. Allah size kolaylık versin. Bir an önce de şehirden kaçmak isteyenlere fırsat versin. Ne diyeyim yani? Bir an önce köye gideyim. Soluklanayım. Şu aldığım ilaçları da uygulayayım bir an önce. Onlar da rahata kavuşsunlar. Arkadaşlar burası Çobankale, eski şu meşhur İpek yolunun geçtiği yerlerden birisiymiş. Uzunca bir buraya ne diyorlardı bunu, kitabe yazmışlar. Ama tabi bizim akıllı vatandaşlarımız bunu hedef tahtası yapmış. Allah akıl fikir versin diyelim ve yolumuza devam edelim.
Lütfü abi. Ne örüyorsun Lütfü abi? He? Ne yapıyorsun? İyi, sen nasılsın? Hayırdır, nereden geliyorsun? Aşağıdan geliyorum, biraz işim vardı. Para kesiyor mu gelen geçenlerden? Daha bilet kesmeye başlamadın mı? He? Bilet kesmeye başlamadın mı? Yok. Başla bir an önce, başla. Gel sana. Arkadaşlar köye vardık çok şükür, kazasız belasız. Şimdi hemen malzemeleri indirip kuzularıma müdahale etmek istiyorum. Bugün ne günlerden? Bugün ne günlerden? Bugün çarşamba. Cumartesi pazar İstanbul'da olacağım ben ya. Ulan öyle İstanbul'a zırt pırt gitme artık. Tamam, oyunlar başladı şimdi. Zırt pırt mı oldu? Bir ay oldu ben İstanbul'a en son gideli. Ulan çoluğu çocuğu da mı görmeyeceğiz? Çoluğu çocuğu görmek istiyorsan gelir burada. Onun bahanesiyle çoluğu çocuğu görüyoruz işte. Koyun doğuracak, bilmem ne olacak. Kim uğraşacak bunlar? Necdet Ağam uğraşacak, Necdet Ağam uğraşacak. Neyi getirdin arabaya biri? Daha parayıma geldi. Nerede sigaran? Sigaran nerede? Ulan kıracağım. İçeride yer var mı? Onlar kireç. Amına koyayım dedi, bu kadar yağlı kömür mü var dedi. Ama çıkardı. O taze diye, belki yağ da çıkartıyordur taze olduğu için de, o yağ. Bilmiyorum. Makine yağ. Yağ mı? Amına ne yapayım? Arkadaşlar ilaçları aldım geldim. Bunları tulumba ile suyu bazlı bunlar. Tulumba ile püskürteceğiz. Şimdi gelelim Necdet abimize. Necdet abi. Seni YouTube'da meşhur edeceğim. Şimdi senin bana hep sorduğun soruyu ben sana soruyorum şimdi. Sen bu dünyada ne iş yaparsın? Ben odun kırarım. Odun kırarsın. Evet. Bir taraftan da tencere kaynatıyorum burada. Ne kaynıyor burada? Oo, yeme de yanında yat.
Ama köpeklerin yediğini ben yiyemiyorum vallahi ya. Hep köpeklere kaynatıyorsun sen bu tencereyi. Arkadaşlar, köpeklerimize de bir taraftan çok iyi bakıyoruz. Oradaki o soba ve kazan sadece onlar için orada duruyor. Ve devamlı onlar için et, kemik kaynayıp duruyor. Biraz önce söylediğimde ciddiydim. Köpeklerin yediğini ben burada yiyemiyorum yani. Bakalım sonumuz nereye varacak. Buraya geldim. İlk 2-3 ay içerisinde 15 kilo verdim galiba. Yalnız bu göbeği eritemiyorum bir türlü. Göbek kaldı. Ama dediğim gibi 3 ayda 15 kilo verdim. Nasıl verdiğimi ben de bilmiyorum. Patron bize iyi bakmıyor. 3 ayda 15 kilo verdik. Bak kendisi dal gibi. Bizi de öyle yapacak. Nasıl böyle böyle? Sadece tutacağım böyle. Sadece tutacağım böyle. Ha dur, odun nerede? Ha odun oradaymış. Beni görüyor mu? Bakayım. Görebiliyor mu? Adı ha. Odun görünüyor mu? Bakalım. Seni şimdi görüyorum. Ha. Acemi çoban, acemi oduncu, bakalım kırabileceğiz mi? Ters çevirecektik değil mi? Ha. Vallahi açıldı ha. Senin odunları kıramayacaksın orada. Niye? Onlar kurudu, anasının gözü gibi oldu. Şimdi kıramayacaksın onları. Kuruduğu zaman daha iyi kırılmaz mı? Babayı kırılacak şimdi. Ona yaramazsın sen. Eyvah. Eyvah ya. Kuruduktan sonra niye söylüyor? Ben bırakıyorum bu işi arkadaş. Bırak bakalım. Onlar... İşte acemilik böyle bir şey. Ben odunları günlük kırarım diyordum ama odunlar kuruyunca bana gayet zorluk çıkaracakmış. O da arkadaş, iş işten geçtikten sonra söylüyorum. Madem biliyorsun niye söylemiyorsun bize? Bir sürü güçlük çıkacak. Şimdi bu kadar odun kuruttuk. Bunu yaşken ufaltmak daha iyiymiş demek ki. Bakalım artık, biz de öğrendik. Bir seferlik böyle olacak, idare edeceğiz artık. Orada. Oraya kuzu yemi koyarız. Kuzular girer çıkar, koyunlar kuzunun yemini yemez diye şey yaptım. Yavaş yavaş kendileri girip çıkmaya başladılar oraya. He? O ufak gelirdi orası. Buradan abi. Benzin memekleri de sevmemiyor memesi, büyük olmuş. E dün ben sağdım, ufalttım onu abi, memesini. Çok tutamıyor onu. İlaçlama işini abime devrettim. Ben de birazdan çobana çıkacağım. Çobana çıkmadan önce kuzuları tekrar bir gözden geçireyim dedim. Bakın arkadaşlar, bu 7 numaralı koyunumuzun memeleri böyle kocaman kocaman oluyor ve kuzu içemiyor, alamıyor ağzına. Dolayısıyla kuzuya ben şimdi biraz tutturuyorum. Ondan sonra da kuzu doyduktan sonra kalanı artık sağacağım. Bu da aynı şekilde mastar kocaman olmuş, kuzu ememiyor. Onun mastarını da sağarak boşaltacağım. Yani öyle ki arkadaşlar, hani yani hep iyi tarafından bahsetmeye çalışıyoruz. Bu işin zorluk tarafları da böyle. Hani kuzu doğdu, bir kere yemini, otunu ver,
büyüsün gibi bir şey yok maalesef. Her adım adım hani biraz klasik olacak ama bunlar bebek gibi bakacaksınız. Çocuk gibi bakacaksınız. İlgileneceksiniz yani. Bunun yediğini, içtiğini, yiyemiyorsa, içemiyorsa kendi elinizle besleyeceksiniz. Hatta bazen memesine tutturamadığımız kuzuları biberonla beslemek zorunda kalıyoruz. Yani bu iş bedenen çalışması biraz zor. Ama her defasında söylediğim gibi stres olmaması çok büyük avantaj bu işte. Bedenen yorgunluğu oluyor. Ama yorulmadan kazanılan herhal bir para olduğunu sanmıyorum. Alın teri dökmeden. Ama bunda alın teri döküyoruz, yoruluyoruz. Uykumuzdan feragat ediyoruz ama sağlığımızdan, strese girip sağlığımızdan feragat etmiyoruz. Şimdi kuzu muhtemelen doydu. Ben o geri kalan sütü fazlasını sağacağım. Ben burada gayet iyi görebiliyorum ama kamera için ışık yetersiz galiba. Lütfen onun için kusura bakmayın. Maşallah koyunun da sütü inek sütü gibi yani. Soran arkadaşlar olmuştu. Arkadaşlar bunlar, bunun için ayrı bir video çekeceğim ama bunlar Yalova kıvırcığı baktığımız koyunlar. Süt verimi yüksek koyunlar. O yüzden kuzuları doyurmakta sıkıntı olmuyor. Hatta gördüğünüz gibi fazlası bile çıkıyor. Ama benim araştırdığım, gördüğüm kadarıyla damızlık kuzu yetiştiren, hani etlik kuzu yetiştiren hiç kimse artık süt sağmakla uğraşmıyor. Kuzu içeceği kadar içiyor. Ondan sonra sütten kesiliyor hayvan. Zaten karlılığı arttırmak için artık 3 senede özür dilerim 2 senede 3 doğum yaptırmaya çalıştıkları için arada kalan zaten 1 aylık mı ne bir boşluk kalıyor. Koyunun, kuzunun sütten kesilmesiyle tekrar gebe kalması arasında. Dolayısıyla da süt sağma işi olmuyor. Ama biz o 8 aylık dönem değil, senede bir kuzulatma yapacağız. Çünkü yani hayvanın doğasına biraz ters oluyor ve yapanlar da zaten söylüyor. Yani onu o şekilde yaptığınız zaman anaç koyunun, damızlık koyunun çabuk yıpranıyor. Onun da öyle bir dezavantajı var. Tabii hayvanın sağlığını, refahını da düşünmek lazım diye düşünüyorum. Evet, bayağı bir süt çıktı tek memeden. Aşağı yukarı herhalde yarım litreden fazla var. Bir litre var mıdır sanmıyorum ama. Öteki memeyi de sağdım herhalde. Bir litreyi geçecek. Evet arkadaşlar. Ne yaptık bugün? Sabah çobana gittik. Döndük. Kahvaltı bile yapmadan çarşıya gittik. Alışverişimizi yaptık. İlaçları aldık. Geldim. İlacımızı yaptık. Koyunların bakımını yaptık. Ben hala kahvaltı yapmadım. Evden çıkarken bir kuru ekmek aldım elime. Biraz önce onu kemirdim. Biraz geç de olsa akşam gezmesine çıktık koyunlarla. Ekmek kemirdim derken duygu sömürüsü yapmıyorum. Hani biraz önce bahsetmiştim ya arkadaşlar. Hani bu iş gerçekten fedakarlık istiyor. Evet, bütün şeyimle, neyimle, nasıl denir o? Neyle denir?
yani bütün kalbimle, bütün hislerimle, böyle gönlünde köy hayatı olan, aklı fikri köyde kalan arkadaşlara birazcık daha böyle heyecan, biraz daha böyle heveslerini arttırmayı çok istiyorum. Uğraşmamın amacı zaten bu. Hani yorumlara Allah razı olsun yazıyorsunuz, Allah bereket versin diyorsunuz ya, o her şeyden kıymetli. Ama dediğim gibi bu iş fedakarlık isteyen bir iş. Gözünüzü korkutmak istemiyorum ama her defasında yine söylüyorum. Evet, bu iş yorucu, özellikle yazın yorucu, kışın da. Ben burada aslına bakarsanız geçen sene bir kış geçirdim arkadaşlar. Buradaki abilerimin koyunlarına baktım. Hani bu işe başlamadan önce bir boyumun ölçüsünü alayım diye geldim. Bir 3-4 ay burada kaldım. Buradan bana o zaman kışı rahat geçirirsen yazı oynaya oynaya geçirirsin demişlerdi. Meğersem kış işi kolay, yazın zormuş. Çünkü işler hep artıyor. Bazen kafanızı kaşıyacak vakit bulamıyorsunuz. Bugün de olduğu gibi. Yani kahvaltı, yemek, uyku hak getire. Akşamı ettik, geç bile kaldım tekrar çobana çıkmak için. Ama sonuçta mutluyum, huzurluyum. Yani şu manzarayı kamera gösterebilirse bir manzara alalım. Niye böyle flulaştı bu kamera? Evet, şimdi güzel oldu. Şu manzaraya bir bakın arkadaşlar. Yani cennet vatanın bir köşesindeyim. Biraz uykusuzum, bayağı bir yorgunum. Ama mutluyum, huzurluyum. Köpeklerimle, koyunlarımla, tavuklarımla. Doğanın artık misafiri değil, bir parçasıyım. Ve huzurluyum. Hepinize de bir an önce böyle bir yer varsa aklınızda göçmenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Yüce Allah'tan niyaz ediyorum arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Bazen böyle lafı uzattığım zaman dilim sürçüyor. Sürçülisan eyledimse de affola. Hoşça kalın.